Bekletmeyelim, bir Adana'ya bağlanalım. Kızılay'ın üzerine daha çok konuşacağımız şeyler var. Okan Bey, iyi günler. Günaydın, iyi günler Namık Bey. Osmaniye evet, biz içimden selamlar. Sağ olun, sağ olun. Kızılay'ı konuşuyoruz. Kızılay çok tartışma konusu oldu. Maaşları falan, yani asgari ücretin en az alan asgari ücretin 3 katı maaşı oluyor oralarda. Yani yönetimde olanlar özellikle. Doğru. İnanılır gibi değil. 8 maaş, 36 maaş alanlar var. Ve siz orada Kızılay gelecek diye bekliyor insanlar, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle Namık Bey. 20 gün önce depremin ilk günlerinde Edirne Kızılay Şube Başkanlığı'nı 25 yıl yapmış Metin Kıray abimiz var. O şöyle bir gazetelere demeç verdi. Ben başkan iken kutup çadırı almıştık. Kızılay'ın envanterlerinde bu kutup çadırları ne oldu? Yani şu anda Namık Bey, deprem bölgesinde biliyorsunuz gündüzleri sıcak oluyor, evet, geceleri de çok soğuk oluyor. İnsanlar çadırda yatamıyor. Ancak soba kurmaları lazım. Sobalarda da zehirlenmeler olabiliyor. Ne kadar sobayı da yaksalar üşüyorlar. E bir de odun ihtiyacı, kömür ihtiyacı var. İnsanlara gıda sevkiyatı mı yapılsın, kömür sevkiyatı mı yapılsın? Şimdi burada bir yem deposundayız. İzmir Büyükşehir Belediye'miz üreticilere ücretsiz yem dağıtacak. Onların dağıtımında biz de görev aldık. Onlarla birlikte dağıtacağız. Tabii sadece üretici, insanlar değil, hayvanlar da önemli tabii, değil mi? Tabii ki. Yani ilk dakikalarda insanlar kendilerini kurtardılar ama sonra ahırdaki hayvanlara akıllarına geldi. Ahırdaki hayvanların bazıları telef oldu, bazıları enkaz altında kaldı, çıkarma çalışmaları çıkardılar. Sütlerini sağmaları lazım. Günde 2 defa süt sağılması lazım ama bazı fırsatçılar 11 liralık sütü 7-7,5 liradan aldılar. Hayvanları 50-60 bin lira olan o güzel süt ineklerini 15-20 bin liradan aldılar. Maalesef bunlar yaşandı. Gelin de aklımıza Namık Bey, hani devlet, hani et süt kurumu, eski adıyla et balık kurumu, ben evet, bu hayvanları satın alıyorum, bu sütleri sakın fırsatçılara satmayın demediler. Zaten hayvancılıkta sorun vardı biliyorsunuz, kuraklık vardı. Kuraklığın en yoğun yaşandığı Osmaniye Düzüçü'ndeyiz ve bizim İl Genel Meclis üyemiz var, Hasan Çoban. Yanımda şu anda, o da bir iki kelime etsin isterseniz. Tabii tabii tabii, buyurun buyurun. Ülkemize bu felaketten dolayı başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum yararlarımıza. Allah'ım bir daha bu felaketi bizlere yaşatmasın. Başkanımıza, Okan Bey'e, Kaytancıoğlu'na, milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Böyle bir canlı yayın programı. Çünkü vatandaş sıkıntılarını bildirmesi, aktarması, sizler aracılığıyla, sizlere de bu konuda teşekkür ediyorum. Tarafsız yayının ilke sahip olduğunuz için. Şimdi Sayın Namık Bey, burada ciddi sıkıntılar var. Doğrudur. Bir felaket yaşadık. Baştan itibaren yeterince ulaşıldı, ulaşılamadı, zamanında gelindi, gelinemedi. Ama burada ben iki önemli konuya dikkat çekmek istiyorum. Bunun bir tanesi belirsizlik. Yani belirsizlik dediğim, bir hasat tespiti bile sağlıklı yapılamadı. Halen yapılamadı, yapılamıyor. İkincisi çadır sıkıntısı. Çadır vatandaşlarımız, köyde az önce de dediniz, hayvancılık. Hayvancılık, köydeki vatandaş hayvanını bırakıp kente gelmek istemiyor. Kentte çadır kuruldu. O da elbette yeterli değil. Kesinlikle yeterli değil. Burada biz mülki amirlerimize görevli olarak sürekli istişare halindeyiz. Eksiğimiz büyük. Çok. Dolayısıyla da burada Kaytancıoğlu, Sayın Vekilimizin tarım danışmanımız, kendisine de aktardı. Kendisi az önce bazı şeyler söyledi ama burada tarımla ilgili ciddi sıkıntılar var. Vatandaşlar ekim haline geçecek. Şimdi mısır, zaten buğdaylar da zannedersem olmayacak bu kuraklıkta. Çünkü ciddi bir kuraklık. Üzerinden bu felaket. Şimdi burada küçük baca 50 lira, büyük baca 500 lira. Yani bunlar da yetersiz kalıyor. En önemli sorunlardan bir tanesi belirsizlikle birlikte insanlar evlerine ne zaman geçeceği hazır testle birlikte en önemli Düzüçü'nün problemlerinden biri sulama, olmazsa olmaz Çatak Barajı. Çatak Barajı'nın nihayetinde programa alındığını biliyorum. Dolayısıyla da bunun bir an önce hayata geçirilmesi, suyumuz yanımızdan akıyor ama biz bunu maalesef hayata çeviremiyoruz. Hayat su demek. Çok teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Ne demek? Evet, ne demek? Biz bunları duyuracağız ki yetkililer de kulaklarına gitsin. Şimdi yanımda Ömer Bey de var. Bu
Burada yem deposu var. Onun sahibi aynı zamanda sütleri topluyor. Mandırası var. Sütleri gerçi ucuz alıyor. Ama piyasa öyle dedi. Yem fiyatları çok pahalı. Ama kendisine çok teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye'miz buraya kamyonları getiriyor. Ve onun deposundan ücretsiz yem dağıtıyor. Doğru mu? Doğru. Evet, çok teşekkür ederiz size. Siz neler söylemediniz? Namık Bey, Türkiye'mizin öncelikle başı sağ olsun. Vekilimize sonsuz teşekkürler ederim. Şimdi yönetimin hataları şudur. Köydekileri illere taşıdılar, ilçelere taşıdılar. Köyde üretim kalmadı. Üretim olmadığı için bu Türkiye büyük sıkıntıya düşecek. Bunun arkasından deprem, kuraklık, yani büyük sıkıntı. Çalışan, eskiki çalışanlar kalmadı, üretenler. Cebimizde paramızla üretilen sütü alamaz duruma geçeceğiz. Çünkü üretim olmaz ki. Tarım arazisine TOKİ yaptılar. En verişli yerleri parsellediler, sattılar mesela. Mera, bizde mera fonu kesiyorlar %1. Mera hiç yok bizim bu bölgede. Otlakya hiç yok. Ben diyeceğim bunlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi Ömer Bey çok güzel bir konuya değindi. Süt paralarından %1 mera fonu kesiliyor ama burada mera yok. Yani ve meraların üzerine biliyorsunuz geçen hafta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. Moloz dökecekler. İnşaat yapma izni çıktı. Yabancılara da hatta istedikleri yere inşaat yapacaklar. Namık Bey, zaten sorunların temelinde bu var. Domates dikilmesi gereken yere, buğday ekilmesi gereken yere, hayvancılık yapılması gereken o güzel meralara inşaatlar, hem de çok katlı inşaatlar yapıldığı için alüminyum tabanlı, evet, arazilere, yani suyun bol olduğu, yeraltı suyunun çok yukarılarda olduğu arazilere büyük binalar yapıldığından dolayı, bir de kaçak binalar, ruhsatları iyi denetlenmediğinden dolayı biz bu felaketi çok ciddi bir şekilde yaşadık. Artık yetkililere sesleniyoruz. Bundan sonraki hükümet gerçi bunu çözecek. Bizler çözeceğiz. Buna inanıyoruz. Artık Türkiye her şeyi önüne koymalı. Hatay başta olmak üzere Maraş, Osmaniye, Düzici gibi bu tip yerlerde, Malatya'nın düz taban arazilerinde tarım yapılmalı. Biz ne Rusya'ya, ne Ukrayna'ya, ne Amerika'ya, ne de başka bir ülkeye inanın bağımlı olmamamız lazım. Muhtaç olmamamız, evet, lazım. Kendi çiftçimiz var. Türkiye kendi kendine rahatlıkla yetebilir. Hatta dünyaya satabilir. Su kaynaklarımız var. Yeter ki tarlayla, çiftçiyle buluşturalım. Ama biz su kaynaklarımız boşuna akıyor. Barajları yapamamışız. İşte burada çok önemli bir baraj var. Yıllardır bekliyor. 2017 yılından beri tamamlanması bekleniyor. Ama olmaz. Bakın, bu bölge Türkiye bitkisel üretiminin 1/5'ini karşılıyor. Yani buğday yetişiyor burada. Mısır var, pancar var. Yer fıstığı var. Yer fıstığının ana vatanındayız şu anda hatta. Ama süt var, hayvancılık var. Gençler de, bakın, Gençlik Kolları Başkanımız da burada. Biraz sonra yem dağıtımında görev yapacak. Çuval çuval üreticilere yem verecek. Zaten 20 gündür deprem bölgesindeydi. Neler anlatmak istersin? İlk 15 gün bizim bulunduğumuz yer başındaki koordinasyon merkezinde 189 tır, bunun altısını devlet maalesef el koydu. 189 tırı çıkartmayı başardık. Ben ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda da Hatay üzerinden dağıtıma devam ettik. İnsanların en büyük sıkıntısı tabii ki çadır. Bunu sürekli söyleyeceğim ama çadırın yanında ısınma problemleri oluyor. Temizlik, hijyen problemleri oluyor. Yıkıntılardan dolayı tuvalet, banyo ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Ve hastalıklar başlıyor bundan dolayı. Yani elimizden geldiğince dayatımlara devam edeceğiz. Şunu da söyleyelim Namık Bey. Evet. Şu anda ek bir paket açıklandı. Sadece bölgedeki üreticilere bir küçük baş hayvan başına, yani koyun keçi başına 50 lira, büyük baş hayvan başına 500 liralık yem desteği var. Ama yem çuvalı 400 lira zaten. Yani bir hayvan da 3 günde bu bir çuval yem yer. Dolayısıyla yani bir günlük hatta bazı hayvanlar için son derece az. Yani burada eli tutulur, gözle görülür desteklerin verilmesi üreticiyi de memnun edecektir. Çünkü birçok üretici, inanın, tarlalarını satmakla meşgul şu anda, hayvanlarını satmakla meşgul, bölgeyi terk etmekle meşgul. En kötüsü de o herhalde. En yakın kişi Mersin'e göç etti. Yani Kahramanmaraş boşaldı, Hatay boşaldı, Malatya boşalıyor. Bunları gözlerimizin önünde gerçekleşiyor, görüyoruz. İstanbul'a gidiyorlar, Ankara'ya gidiyorlar, Bursa'ya gidiyorlar, Mersin'e gidiyorlar.
yani burada aslında yeniden bir üretim seferberliği başlanırsa çok çok iyi olacak. Çünkü girdi sektörü de zorda. Birçok yem fabrikası, yağ fabrikası, süt fabrikası, çırçır fabrikası yıkılmış durumda. Birçok ilaç deposu, gübre deposu da yıkılmış durumda. Yani bunların da tespitleri yapılması lazım Namık Bey. Evet, doğru, çok doğru söylüyorsunuz. Çok çok teşekkürler Okan Gaydancıoğlu verdiğiniz bilgiler için. Ve orada yaptığınız özellikle bu yem konusu çok çok önemli. Çünkü ucu bütün Türkiye'ye dokunuyor. Süt fiyatları artıyor, hayvansal gıda artıyor, fiyatları artıyor. Ve bu hepimize yansıyor, herkesin hayatına yansıyor. Tabii bir de orada sıkıntılar var. Göçün belki durması için de insanların o çaresizlikten dediğiniz gibi oradan ayrılmak yerine oraya sahip çıkmak, orada işte destekleri alırlarsa, tabii bu destekleri alırlarsa üretimi sürdürmek de çok çok önemli. Kesinlikle süt üretimi, biliyorsunuz süt hayvancılığında ciddi sorunlar vardı. 3 milyonun üzerinde süt hayvanı son 2 yılda kesildi. Neden? Ulusal Süt Konseyi hala 8,5 liralık fiyatta direniyor. Ama piyasada 10 lira 11 lira oldu. Şimdi de fırsatçılar çoğaldı buralarda. Süt fiyatını 1 lira tüm Türkiye genelinde düşürdüler. Ama marketlerde fiyatlar düşmüyor. İnanılmaz. Bir de biliyorsunuz Türkiye gıda enflasyonuyla uğraşıyor. Ama bundan sonra daha da uğraşacak. Çünkü tarlalara giremiyor üretici. Ahırlara giremiyor. Hayvan varlığı azaldı. Ya da başka kişilerin eline geçti. Çok ciddi tespitler yapılması lazım. Acil destek lazım. Evet, evet. Tekrar çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bu da çok yararlı olacak. En azından ilgili kişilerin duyması açısından, öğrenmesi açısından. Size iyi çalışmalar.